modern tıbbın gelişimi, geçmişte uygulanan birçok tuhaf ve hatta tehlikeli tedavi yöntemlerini geride bıraksa da, tarihin bazı bölümlerinde uygulanan bu tedaviler oldukça ilgi çekicidir. Eski Mısır'dan 20. yüzyıla kadar tıp tarihinde yaşananlar günümüzün bilimsel yöntemlerinden çok uzaktı. İşte o dönemlerde kullanılan ve bugün bize oldukça garip gelen bazı tıbbi uygulamalara bir yolculuğa başlıyoruz. Eski Mısır'da fare tedavisi. Diş ağrısının dayanılmaz olduğu o günlerde eski Mısırlılar bir çözüm olarak ölü fare parçalarını kullanıyordu. Ölü fare kalıntıları çeşitli bileşiklerle karıştırılır ve ağrılı dişlere uygulanırdı. Bugün bu kulağa tuhaf gelse de o dönem için bu tedavi bir çıkış yoluydu. Farelerin tıbbi kullanımı sadece eski Mısır'la sınırlı kalmadı. Ortaçağ İngiltere'sinde sihirlerin tedavisi için ikiye bölünmüş farelerin sihir üzerine sürülmesi yaygındı. Sıtma ile frengi tedavisi. 1950'lerde sıtmanın yüksek ateşle sonuçlanan yan etkilerinden yararlanılarak frengi tedavi edilmeye çalışıldı. Teoriye göre sıtma ile oluşan yüksek ateş frengi virüsünü öldürebilirdi. Ancak bu tedavi yöntemi birçok hastada ağır yan etkilere ve kalıcı hasarlara yol açtı. Sonuçta frengiyi tedavi etmeye çalışırken hastalar sıtmaya yakalanıyordu. Bu da tedaviyi oldukça riskli hale getiriyordu. Aziz fiyasre ve hemoroid tedavisi. Orta çağda hemoroid rahatsızlığı olanlar İrlandalı rahip Aziz Fiyasre'ye dua ederek iyileşme umuyorlardı. Eğer bu yöntem işe yaramazsa, kızgın demirlerle yapılan daha sert tedaviler uygulanıyordu. Hemoroidlerini tedavi ettirmek isteyenler, alternatif olarak Fiyasre'nin ünlü iyileştirici kayasına oturabilirlerdi. Orta çağın zorlu şartları göz önüne alındığında, bu tedavi yöntemleri o dönemdeki halk için bir umut ışığıydı. Enjeksiyonlar ile güzellik. 19. yüzyılda doktorlar, kırışıklıkları gidermek ve hatta göğüs büyütme amacıyla parafin mumu enjeksiyonlarını kullanıyordu. Ancak bu yöntem zamanla tehlikeli yan etkileriyle tanındı. Parafin sertleşir ve parafinoma adı verilen ağrılı yumrulara neden olurdu. Enjeksiyonlar ayrıca kan damarlarında tıkanmaya ve ciddi sağlık sorunlarına yol açıyordu. Cıvanın sözde mucizesi. Antik Persler ve Yunanlılar cıvayı merhem olarak kullanırlardı. Ancak Çin simyacıları cıvayı ölümsüzlük ve su üzerinde yürüme gibi mucizeler vaat eden bir madde olarak görüyordu. Ne yazık ki cıva, arsenik ve kükürt tüketmek bu mucizeleri gerçekleştirmek yerine acı verici bir ölüme yol açıyordu. Daha yakın tarihte bile cıva frengi tedavisinde kullanılıyordu. Ancak bu tedavi sıklıkla hastaları zehirleyip öldürüyordu. Radyumla gelen parıltı. Marie ve Pierre Curie'nin keşfiyle radyum birçok sektörde popüler hale geldi. Evlerde radyum içeren su hazırlamak bile tavsiye ediliyordu. Ancak zamanla radyumun tehlikeli etkileri anlaşıldı ve Marie Curie'nin kendisi de radyum kaynaklı radyasyondan öldüğü anlaşıldı. Bu da radyumun sağlık üzerindeki etkileri konusunda büyük bir uyanışa sebep oldu. Lobotomi ve psikiyatri. 1930'larda popüler hale gelen lobotomi, akıl hastalıklarını tedavi etmek için beynin belirli bölgelerinin kesilmesi anlamına geliyordu. Ancak bu tedavi hastalarda kalıcı sakatlık ve zihinsel işlev bozukluğuna neden oluyordu. ABD'de yaklaşık 50 bin kişi çoğunlukla kendi rızaları olmadan bu işleme maruz kaldı. Zamanla lobotomi yerini daha etkili psikiyatrik ilaçlara ve elektrokonvülsif tedaviye bıraktı. Sigara ile tedavi. 19. yüzyılın başlarında sigara astım tedavisi için bile öneriliyordu. Doktorlar sigaranın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini öne çıkaran reklamlar yapıyordu. Ancak sigara içmenin sağlık üzerindeki zararları zamanla daha net anlaşılınca bu tür öneriler tarihe karıştı. Astrolojik tedavi yöntemleri. Orta çağda tıp astrolojiyle iç içeydi. Doktorlar hastaların rahatsızlıklarını teşhis etmek için yıldız çizelgelerine başvururlardı. Vücudun her bir organına bir burç atanır ve hastalıkların nedeninin gezegenlerin konumuyla ilgili olduğuna inanılırdı. Bu astrolojik yaklaşımlar günümüz modern tıbbının bilimsel yöntemlerinden oldukça farklıydı. Kraliyet lavmanları. Fransa kralı 14. Louis, lavmanları o kadar çok sevmişti ki saltanatı boyunca 2000'den fazla lavman yaptırmıştı. O dönemde lavmanlar domuz safrası ve afyon gibi karışımlarla yapılırdı. Lavmanlar o kadar yaygındı ki kral tahtında otururken bile lavman yapılırdı. Sonuç olarak tarih boyunca insanlık sağlık sorunlarına çözüm bulmak için çok çeşitli ve bazen tehlikeli yöntemler denedi. Modern tıbbın gelişimi bu tür garip uygulamalardan ders alarak bilimin ve teknolojinin ışığında daha güvenli ve etkili tedaviler geliştirilmesine katkı sağladı.